Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yaklaşımın ana akım bir yaklaşım haline dönüştüğünü görüyoruz. Son dönemlerde bu yaklaşım daha da fazla arttı. Yani bu cümleyi Trump'tan duymuş olmak belki bizi şaşırtmazdı. Ama Biden da bu cümleyi söylemesinin altında yatan önemli sebepler var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle Soğuk Savaş sonrasında, Soğuk Savaş döneminde de var tabii, bir süper güç olarak girmiş olduğu küçük savaşları aslında kaybediyor. Yani bu, hatta bu Irak olabilir, Soğuk Savaş döneminde Vietnam olabilir, şimdi Afganistan meselesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşlara odaklanarak aslında küresel sistemde cereyan eden güç dönüşümünü, güç geçişini hem coğrafi olarak hem niteliksel olarak Batı'nın stratejik üstünlüğünün giderek eridiği, gücün giderek doğuya doğru kaydığı, Asya'ya doğru kaydığı bir dönem var. Ve bu dönemin içerisinde yaşıyoruz şu anda. Böylesi bir güç değişimi, dönüşümü döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür savaşlarda olmasının büyük resmi kaçırmasına sebep olduğunu, odak noktasının Irak'a, Afganistan'a, Suriye'ye, başka bölgelere kaydırmasından dolayı da Çin'le yapmış olduğu rekabette daha dezavantajlı bir konuma sürüklendiği, aslında bu büyük güç mücadelesinde askeri operasyonel ayağın Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hegemonyasına çok fazla hizmet etmediği, asıl mücadelenin bundan sonra ekonomik alanda olması gerektiği yönünde uzun zamandır bir Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yaklaşım söz konusu. Bu akademide de hakim bir yaklaşım. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika'nın dış politikasını bu çok... Trump'ın da tezi değil miydi? Trump'ın da tezi zaten. Olmaz. Biraz da onu eleştirdiği halde Biden daha o noktaya düştü. Aslında tabii şimdi? Yani şimdi buradaki belki tezatlık şu. Amerika önce yaklaşımını besleyen temel stratejik akıl ABD'nin bu tür güvenlik, bir tür ne diyoruz ona, güvenlik sağlayıcı bir aktör olmaktan çıkarak kendi coğrafyasına odaklanması, içeride güçlenmesi, gücünü koruması, konsolide etmesi, dolayısıyla da Çin'e karşı daha sert bir mücadele için hazırlık yapmasıydı. Hocam hemen devam edeceğiz ama bir son dakika geldi. Tabii. Haber merkezimizden paylaşmak durumundayım. Efendim ne yazık ki sel bölgesinde can kaybı sayısı 78'e yükseldi. Bunu sizlerle paylaşıyoruz. AFAD'ın son açıklaması var. Kastamonu 62, Sinop 15, Bartın'da bir kişi hayatını kaybetti. İki vatandaşımız da hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi. AFAD bu son açıklamayı yaptı ve böylece yine o ifadeyi kullanalım. Ne yazık ki sel bölgesinde can kaybı sayısı 78'e yükseldi. Umarız daha da artmaz. Lütfen buyurun. Evet. Allah'tan rahmet diliyorum ben de hayatını kaybedenlere. Yani dolayısıyla bu ana akım bir yaklaşımdı. Trump'ın Amerika önce Amerika yaklaşımını besleyen o dinamik çekilme üzerineydi. Trump'ın Amerika geri döndüğü yaklaşımı da bu aynı aslında stratejik çizgiyi devam ettirdi. Trump'ın politikalarında bir değişim yapmadı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel liderliğini yeniden ayarlayacak, yeniden konumlandıracak şekilde bir dış politika tercihi yapacağı vaadinde bulundu. Ama öyle bir süreç yaşandı ki bütün bu Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de ve başka ABD'den bir şekilde güvenlik ihraç eden, onun güvenliğine muhtaç olan aktörlerin bulunduğu coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri hiçbir vaadini yerine getirememiş oldu. Dolayısıyla Trump'la Biden arasında bu anlamda ciddi bir süreklilik olduğunu söyleyebiliriz. O bakımdan şaşırtıcı değil. 2003 yılında Irak Savaşı başlamadan önce ABD'de realist okul olarak tanınan birçok akademisyen New York Times gazetesine bir ilan vermişti. Bu savaşın ABD'nin stratejik çıkarları açısından, ulusal güvenlik öncelikleri açısından uygun olmadığını, dolayısıyla bundan vazgeçmesi gerektiğini söylemişti. Aynı yaklaşımın 2001'deki Afganistan işgalinde de ortaya çıktığını gördük. Şu anda bir gerçekten jeopolitik düzeyde tarihsel bir ana bu anlamda şahitlik ediyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş sonrasında o tek kutuplu dünya düzenini elinde tutan ve sistemi sadece kendi kontrolü altında alan bütün o varsayımlar şu anda çökmüş durumda. İlk varsayım şuydu: Soğuk Savaş sonrasında bir ABD liderliğinde artık dünya düzeni şekillenecek, başka bir güç Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okuyamayacaktı. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu tez çöktü. Artık yeni bir büyük güç mücadelesi noktasına doğru hızla ilerliyoruz. İşte daha fazla güç var artık. ABD'nin etki alanından
kendisini uzaklaştıran, kendi etki alanını kendi imkan ve kabiliyetleriyle kuran bir devletler topluluğu ortaya çıkıyor. Süreç onu da artıracak. Bunu artıracak. Tabii Afganistan'dan çekilmesi ki yani Afganistan tarihsel olarak işte bu büyük oyunun sahnelendiği en önemli coğrafyalardan bir tanesi. Birincisi buydu. Bu ciddi anlamda bu kehanet büyük bir başarısızlıkla şu anda karşı karşıya. İkincisi şuydu, bu demokrasi meselesi. O dönem demokrasiler bakış açısı şuydu, hocam zaten birkaç tane yazara atıf verdi, onların da söylediği oydu. Demokrasi genişleyecekti, daha fazla ülke demokratik olacaktı. Hatta olmayanları da ABD demokratik genişleme stratejisi bağlamında demokrasiye dönüştürecekti ki bu rejimler terör üretmesin. Burada da bir tür ulus devlet inşası, demokrasinin teşviki politikası hayata geçirilmişti. Bu beraberinde bir ulus devlet inşası modelini sert bir biçimde askeri müdahaleyle rejimleri yıkıyor. Eski rejimin kalıntılarını ortadan kaldırıyor. Irak ordusunu benzer bir şekilde yaptı. Afganistan'da yine aynı şekilde sistemi tamamıyla ortadan kaldırdı. Zaten tam bir sistem yoktu. Ve sonrasında kendisi bir sistem inşa etmeye çalıştı. Bu da başarısız oldu. Daha da tehlikelisi, demokrasiler düşüşe geçmeye başladı. Dünyada şu anda demokratik trendlerde ciddi bir düşüş var. Hatta o öngörüye göre Avrupa demokrasisinin, Batı demokrasisinin ki Batı'nın stratejik üstünlüğünü sağlayan yegane sütun buydu. Onun da olgunlaşması gerekiyordu. O da olmadı. Tam tersine işte aşırı sağ yükseldi, aşırı sol yükseldi. İslamofobik aktörler siyasette kendine alan buldu. Brezilya'dan Hindistan'a muazzam bir demokrasi açığı oluştu. Bu da tutmadı. Üçüncüsü de şuydu, bu ekonomi meselesi. Daha fazla ekonomik hocam, gelişme. O antidemokratik dalgada Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü de altını çizdi. Tabii. Yani tabii ki yani demokrasi. Kendi iddiasıyla gene orada da çelişti. Yani. %100 yani demokrasiyi bir tür harita üzerinden ele alan bir yaklaşım. Yani demokrasinin özü itibariyle değil de haritada o jeopolitik resim içerisinde hangi bağlamda önemliyse demokrasi onun için önemli. Dolayısıyla orada da büyük bir ABD'nin iki yüzlü bir tavrı ortaya çıktı. Üçüncü yanılgı da şuydu, onu da bugün yine müşahede ediyoruz. O da ekonominin, liberal ekonomik sistemin genişlemesi, böylelikle ABD'ye alternatif oluşturacak aktörlerin sistem içerisinde erimesi. Çin'i kastediyorlardı aslında, o da gerçekleşmedi. Afganistan meselesi tam da böylesi üç tane bu büyük yanılgının tam da en son yanılgılarından bir tanesi ve en büyük yanılgısı. Büyük bir hatalar zinciri var. Sadece bugüne ilişkin değil, Biden yönetimine ilişkin değil. 2001'den beri muazzam bir yanılgı zinciri var Afganistan üzerine. ABD'nin stratejik topluluğunda, istihbarat topluluğunda ve güvenlik topluluğunda. Yanlış yapılan öngörülerle dolu. Ne dedi Biden? Yaklaşık 2 ay önce bir gazetecinin sorusuna, Afganistan 300 bin kişiden oluşan Afgan ordusu öyle bir eğitildi ki NATO standartlarında, öyle bir teçhizatla donatıldı ki 70 bin kişilik Taliban'ın bu orduyu yenmesi mümkün değil. Geçen hafta yani Taliban Kabil'i kontrol etmeden önce CIA'nin sağladığı bir rapora göre 30 gün ile 90 gün arasında Taliban'ın ülkeyi kontrol etmesi bekleniyordu. 2 gün sonra bu beklentinin yanlış olduğu anlaşıldı. Ortada bir çekilme yok. Ortada bir terk etme var. ABD açısından bir terk etme var. Yine yanılgı şu, bu da başka bir yanılgıyı beraberinde getiriyor. Buna mecbur kaldı. ABD yenildi. Kuşkusuz. Bu Taliban kazandı anlamında değil. Fazıl Bey bunu çok daha farklı bir gözle açacaktır bize. Ama bir terk etme söz konusu. Yani daha büyük bir jeopolitik mücadelenin içerisinde kendisini konumlandırırken o jeopolitik mücadelenin ana merkezlerinden bir tanesi olan bu coğrafyadan hızlı bir şekilde ABD ayrıldı ve terk etti. Bakalım bundan sonra bu büyük oyun dediği Çin'e odaklanma meselesinde Afganistan ne kadar önemli olacak? Peki efendim.